Ne yazık ki iğrenç bir suç işlendi. Daha doğrusu dün. Küçük bir bebek, 15 aylık bir bebek ölü bulundu. Öldürülmüş halde bulundu. Bir akrabası tutuklandı. Elbette suçu kesinleşinceye kadar, ispat edilene kadar herkes suçsuzdur. Ancak mevcut deliller, belli kişilik profilleri bize akrabaları tarafından bu iğrenç suçun işlendiğini gösteriyor. Pedofilleri ve pedofil katillerini, pedofili cinayetlerini anlamalıyız, üzerine düşünmeliyiz. Hayvanlarda pedofili yok. Ancak hayvanat bahçesinde yaşayan hayvanlarda bu tür pedofili davranışları var. Bakınız, bir insan neden böyle bir şey yapar? Neden akrabasını, kan bağını, evlilik yasağı olan birisini, ensest pedofil bu. Yani iddialar bu yönde. Veya biz o konuları konuşalım. Neden böyle yapar? Çünkü karşıdakini insan olarak görmediği için, canlı olarak görmediği için, karşıdakine bir nesne, bir eşya, bir çanta gibi acı duymayan, işte unutacak, işte yani hissetmeyecek, böyle düşünür. Demek ki patolojik davranışları var. Özellikle pedofil katillerin geçmişine baktığımızda mutlaka ve mutlaka ekonomik bir suçu oluyor. Yani ya hırsızlık, basit hırsızlık, ya da beyaz yakalıysa manipüle etme, borsa dolandırıcılığı gibi. Çünkü her ikisi de fırsatçıdır. Fırsatı bekler, anı bekler. Pedofillerin çocuğun, bebeğin çaresizliğinden yararlandığını söylemiştik. Peki neden öldürüyorlar? Amerika'daki vakalar şunu gösteriyor. Bebek veya çocuk kaçırıldığında ilk 24 saat içinde öldürülüyor. Çünkü gecelemek zorunda. Yani çocuk kaçırıldı. Yani katil, yani aynı aileden veya benzer çevreden, gece gelmezse belli olur. Bunu saklayacak, barındıracak güvenli bir yer de yoktur. Genelde iğrenç eylemlerini gerçekleştirdikten sonra suçunun delillerini yok etmek için, kimliğini gizlemek için genelde öldürülüyor. Bu sebeple bir bebek, çocuk kaybolduğunda ilk 24 saat çok önemli. İlk aile fertleri, aile çevresi, yakın çevre, mahalleyi taramak gerek. Bu elbette bilgi birikimi çoğaldıkça hukuk, polis ve jandarma gücü bu bilgileri değerlendirecektir. Thank you.
pedofil bir katili önceden tespit edemez miyiz? Hukuken, etik olarak elbette bu mümkün değil. Çünkü kimseyi bir suçu işlemeden suçlayamazsınız. Psikiyatristlerin yaptığı bu. Ancak belli kişilik tipini anlayabiliriz, buna göre önlem alıp koruyabiliriz. En azından çocuğu koruruz. Birinci kural şu, erkek çocuklar kız çocuklardan daha çok tacize uğruyor. Bu bir. Kız çocukları yakın bir çevre tarafından, erkek çocukları daha çok dışarıdan bir kişi tarafından tacize uğruyor. Tacizcilerin genel profili şu, güven veriyor. İyilik ve güven maskesi takarlar. Amerika'da yakalanan seri katiller ve pedofilleri herkes şaşırıyor. Komşuları şaşırıyor. Genelde hayvana yönelik bir suç da işlerler. Çünkü karşıdaki insana veya canlıya objektif gözle, insani gözle bakamıyorlar. Ekonomik suçlarını değinmiştik. Hırsızlık ve borsa dolandırıcılığı bunların paralel suçu. Ancak ahlaki ve dini maskelemeyi de güzel yaparlar. Nasıl mı? Nasıl mı? Söyleyeyim size. Özellikle bazı meslekler veya dini söylemler yani rahat ederler. Örneğin Katolik Kilisesi papazları gibi. Bunların meslekleri sürekli tekrar ettikleri dini söylemler yani güzel bir zırh sağlar. Özellikle gereksiz yere bunları tekrar ediyorlarsa şüphelenmeliyiz. Bu olaya baktığımızda çocuğu şeytan aldı götürdü diyor. Öbürkü de annesi de diyor ki şeytanlar bağlı diyor Ramazan günü diyor. Eğitim diplerde, bilgi diplerde. Bir takım maskeleme söylemleri, örneğin dini söylemler zirvede. Bu sebeple bu temel kriterlere dikkat edersek en azından koruyabiliriz. Amca, baba, dayı, komşu, din adamı, öğretmen, doktor, bunlar potansiyel tehlike. Elbette işi paranoyaya vurdurmamak gerek. Gelelim başka bir konuya. Bu kötü olaylardan psikiyatristler kendilerine pay çıkartmaya çalışmakta. İşte biz bunları kısırlaştıralım. Bakınız, pedofili ve pedofil cinayetlerinin veya cinsel suçların cinsellikle alakası yok. Hükmetme, kontrol etme, dalga geçme, aşağılama, karşıdakini nesne olarak görme, bunlar hep bir bütün. Bunların ilaçla, iktidarsızlıkla alakası yok. Peki pedofil saldırgan kadın olunca ne yapacaksın? Bu sebeple ilaç sektörü ve psikiyatri sektörü sömürüsünü bunlardan uzak tutsun. Biz pedofillerle mücadele ederiz. Gençleri, çocukları, bebekleri korumasını biliriz. Elbette neyle? Elbette bilgiyle. Çocuk sahibi genç annelerin bilgileri arttıkça bu tür olaylar yok olacaktır.